25 yıl sonra İstanbul Belediyesi'nin muhalefetin yönetimine geçmiş olması, en azından başkanlık düzeyinde, nasıl ki 1994'te yönetimin Refah Partisi'nden bir adayın eline geçmiş olması kritik bir dönüm noktasıydı ise, ben şahsen 2019 seçimlerindeki sonucu da böyle değerlendiriyorum. Şimdi bundan sonrası zaten yaşanan 16-17 gün süren çok sancılı sürecin de bunun öneminin bütün taraflarca gayet iyi anlaşıldığını kanımca gösteriyor. Daha da sanırım bitmemiş bir hesap bu. Adalet ve Kalkınma Partisi'nin çok da bana göre en azından ikna edici olmayan itirazları var. Kıl payıyla kazanılmış bir seçim. Ona da şüphe yok. Dolayısıyla bence işin öneminin farkında, İstanbul'un öneminin farkında, İstanbul'u siyasi olarak kontrol etmekle edememek arasındaki farkın ne olduğunu ayırdığında. Türkiye'nin demokrasi açısındansa seçimlerin herhangi bir sonuç vereceğine olan inancın dibe doğru gittiği bir ortamda çok eşit olmayan koşullarda böylesi bir başarının kıl payıyla da olsa kazanılması ve şimdilik en azından hukuki sürecin biraz kör topal da olsa işlemiş olması bence Türkiye'de kökleşmiş bir en azından sandığa inanç ve sandık sonuçlarına saygı gösterilmesi geleneğinin oluştuğunu insanların da buna sahip çıktıkları takdirde ulaşabileceklerini gösterdi.